Tombusier'ın öykü yazmasının ilk kuralı. Böyle güzeller güzeli, tombiş ve huysuz bir kedi. Herkese merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım haliniz, vaktiniz, keyfiniz yerindedir. Bugün de konuşacağız. Yine başlıktan da gördüğünüz üzere bir edebi tür olan hikayeyi, öyküyü konuşacağız. Peki kimin yazım tekniğiyle konuşacağız? Türk öykücülüğüne çok yeni biçimler getirmiş olan çok değerli öykücü Tomris Uyar'ın öykü yazma tekniğini konuşacağız. Benim Tomris Uyar'la ilgili rahatsız olduğum ve açığa çıkması gerektiğini düşündüğüm bir konu var. Tomris Uyar hep herkesin gözünde işte Turgut Uyar'ın, Cemal Süreyya'nın, Edip Cansever'in şiirler yazdığı bir kadın olarak var. Fakat ondan önce Tomris Uyar'ın ortaya çıkması gereken ilk bence yek özelliği öykücülüğü. Tomris Uyar öyle başarılı bir öykücü ki ve o kadar çalışkan bir öykücü ki 40 yıl boyunca öyküden başka hiçbir eser vermedi. Türk öykücülüğüne çok yeni biçimler kazandırdı. Yaptığı çevirilerle Türk edebiyatına çok iyi ve yeni eserler kazandırdı. Ve ona yazılan şiirlerde bile ona yazılmasından önce şiirlerin kalitesini ve edebi değerini aradı. Tomris Uyar gerçekten bildiğimizden çok farklı yönde bir kadın. Onu birçoğumuz her yerde ikinci yeğenin gelini diye duyuyoruz ama bence Tomris Uyar ikinci yeğeninin değil, uyumsuz öykülerin gelini. Çünkü kendisine bir uyumsuz diyor ve kendisini uyumsuz olarak tanımlıyor. Söyleyecek çok şeyiniz olduğunda çok heyecanlanırsınız ve esas söylemeniz gerekenleri söyleyemezsiniz. Heyecanınıza yenik düşersiniz ya, şu an öyle bir durumdayım. Tomris Uyar benim için çok özel bir kadın. Bence birçoğumuz için de öyle. Türk edebiyatı için de öyle. O yüzden şimdi tıpkı Haruki Murakami'nin roman yazma tekniğini anlattığım gibi Tomris Uyar'ın da hikaye yazma tekniğini anlatacağım şimdi size ve öyküye bakış açısını da anlatacağım aynı zamanda. O halde başlayalım. Tomris Uyar'da diğer tüm edebiyatçılar ve yazarlar gibi aslında yazdığı türün yani öykünün sınıflandırılmasına, onun bir tür kalıba sokulmasına, ona kurallar koyulmasına karşı öyküyü anların anlatımı olarak tanımlıyor. Aslında bir sürü anın birleşmesi olarak da yorumluyor. Bir karar anı, hayattaki çok önemli bir an, bazen çok anlamsız bir an. Hepsinin toplamına öykü diyor. Anlatacağı şeyleri en kısa biçimiyle ifade edebilmek için çok güçlü bir disipline girmiş olması gerektiğini düşünüyor. Öyküyü oturup başınıza gelen şeyleri anlatmak olarak görmüyor. Öyküleşmesi için bir şeyin titizlikle, dramatik olarak kurgulanmış olması gerektiğini düşünüyor. Şimdi şöyle bir şey değil. Hayatta gördüğünüz her şey, yaşadığınız her şey öykü değildir, edebiyat değildir diyor. Hayattaki her şeyi öykü yapamazsınız. Ha bu şu mu demek? İşte öykü %100 kurgudur mu demek istiyor? Hayır. Diyor ki hayatta gördüğünüz şeyi edebiyatla bir daha gerçekleştirmeniz gerekir diyor. Ama karar vermeden, yazacağı şeye, kurguya karar vermeden, ikna olmadan asla o masanın başına oturup onu yazmıyor. Bunun yanı sıra Tomris Uyar için öyküyle roman arasında büyük farklar var. Hatta Tomris Uyar öykü ve roman arasında hiçbir bağlantı olduğunu düşünmüyor. Tomris Uyar kısa öyküyü dünyayı anlatma ve görme biçimine en uygun dal olarak görmüş. Romanı böyle görmüyor. Öykü yazarken çok daha yoğun, daha çarpıcı, kısa yani öz bir anlatma yolunu seçiyorsunuz diyor. Hal böyle olunca da anlatacağınız şeyi daha kısa anlatmanız gerektiğinde de daha çok disipline ihtiyacınız olacağını düşünüyor. Ve çok uzun bir olay bile olsa bunu kısa anlatmanız gerektiği için sayfalara boğulmuş bir anlatım biçiminden çok daha güç olduğunu söylüyor bunun. Bu niteliklerden ötürü de öykünün çağımıza daha uygun bir sanat olduğunu düşünüyor. Eminim ki Tomris Uyar bu günümüzün geldiği tüketilebilir içerikleri görseydi, işte sosyal medyayı, influencerları birçok şeyi görseydi, çok eminim ki yine kısa öykünün çağımıza çok daha uygun bir sanat olacağına emin olacaktı ki yaşadığı dönemde bile buna ikna olmuş. Peki bir öykü yazmak istiyorsunuz. Kafanızda bir fikir yok. Ya da bir sürü fikri var ama içinden seçemiyorsunuz. Fikirleri kafanızda oturtup bir yol haritası çizemiyorsunuz kendinize. Tomris Uyar da diyor ki etrafınıza bakın. Hayat bize o kadar çok malzeme veriyor ki diyor. Bunların altını doldurun. Altını doldurabiliyorsanız buna öykü yapabilirsiniz ama altını dolduramıyorsanız buna başlamayın. Yani şunu söylüyor aslında, gene başa döneceğiz. Hayatta
Her gördüğünüz şey edebiyat değildir, öykü değildir. Her gördüğünüzü öykü yapmaya çalışmayın. Hatta bir röportajında diyor ki, gördüğüm her şeyin bir sanat malzemesi olduğunu söyleyecek kadar kendime güvenmiyorum. Onu doldurabileceksem kendime güvenirim. Bir pazarcının sesi, kedinin miyavı, köpeğin havı, bunlara bakın. Altını doldurabiliyorsanız bu öyküdür. Konuşmalar, sesler, yüzler, güzellikler, çirkinlikler, hayat bize çok şey sunuyor. Onu yakalayın, o fikri bulun oradan ve altını doldurun diyor. Bazen bir insanın söylediği çok basit bir cümlenin altında bile çok fazla şey gizli olabilir. Onu yakalayın, o gizli güzelliği bulun diyor. Kendinize şunu sormalısınız. Bu fikrim, benim fikrim öykü olmaya hazır mı? Bir fikrim var. Belki bir konum da var ama bu öykü olmaya hazır mı? Ben bunu hazırladım mı? Tuzu, baharatı, her şey tamam mı? Emin miyim artık bunun bir öyküye dönüşebileceğinden? Çünkü Tomris Suyar öykünün daha seçilmiş olaylardan, daha özel, kurgu isteyen şeylerden oluşabileceğini düşünüyor. Öyküde yazarın bir dünya yarattığına ve kendi dünyasını yaratıp okuruna sunduğunu düşünüyor. Hani bir dünya kuruyorsunuz. Evinize bir misafir aldığınızda bile onu mutlu etmeye çalışırsınız. Ve kurduğunuz bu dünyada da okuru mutlu etmeniz gerektiğine inanıyor. Ve ona göre diyor ki, hazır mısınız? Şimdi o gizli güzelliği buldunuz. Gizli güzelliğe giden yolun taşlarını da döşediniz. İşte burası çok önemli. Ayrıntılar. Tomris Suyar tüm öykülerinde ayrıntılara ve imgelere verdiği önemi başka hiçbir şeye vermiyor. Hatta Tomris Suyar dünyaca ünlü yazar Ernest Hemingway'in buzdağı tekniğini kullandığını söylüyor. Peki nedir buzdağı kuramı ya da buzdağı tekniği? Şudur. Bir nesir yazarı ne hakkında yazdığını yeterince biliyorsa bildiğini anlatsın. Yazar sadece yeterince samimi yazdığında okur, atlanan kısmı yazar onu kağıda dökmüş gibi güçlüce hissedecektir. Bir buzdağının zarifçe hareket etmesinin yegane sebebi onun sadece 1/8'inin su üzerinde bulunmasındandır. Tomris Suyar da öykülerinde şunu yapıyor. Ayrıntıları çok iyi seçiyor ve diyor ki, ayrıntıları iyi seçerseniz altta kalan kısım okuyucunun yorumlayabileceği bir şey olur. Ve öykü o zaman daha tatlı bir hal alır. Ayrıntılar o kadar önemlidir ki bir ulusun tarihini, bir kişinin geçmişini bile açığa çıkarabilir. Siz ayrıntılarınızı iyi seçin, samimi bir şekilde okura anlatın, okur zaten onun altını tamamlar, doldurur. Bir buzdağını çekici kılan da budur. Onun yalnızca 1/8 suyun üstündedir. Hepsi suyun üzerinde olsaydı bu kadar çekici olmazdı işte. Öyküyü de böyle anlatın. Her şeyi okura vermeyin. Ayrıntıları güzel seçin, ayrıntıları ve imgeleri yerine güzelce yerleştirin. Okur zaten onu tamamlar. Tomris Suyar öykülerinde imgenin konudan da ön planda olduğunu görür. Çünkü Tomris Suyar öyküdeki hiçbir imgenin ve hiçbir ayrıntının orada boşu boşuna durmadığını söyler. Eğer ki yazar bir ayrıntı veriyorsa bu ayrıntı bizi bir yere götürecektir. Bu imgenin burada durmasının bir nedeni var. Bu imge biraz sonra bir kapıyı aralayacak ya da bu imgeler ve ayrıntılar güreşecek ve bizi bir yere götürecek. İşte burası çok önemli. Ayrıntıları topladığınızda bir bütünü oluşturuyor mu? Öykü yazarken bu çok dikkat edilmesi gereken bir konu. En azından Tomris Suyar öykücülüğünde bu böyle. Haruki Murakami roman yazma tekniğini izleyenler hatırlayacaklar. Haruki Murakami böyle her gün 10 sayfa yazmak zorunluluğunu kendine şart koşan biri. Disiplinli olsun diye, bu bir işe dönüşsün diye, bir alışkanlığa dönüşsün diye. Tomris Suyar öyle değil. İçinden geldiğinde ve o an yazmaya hazır olduğunda, kesin karar verdiğinde, kendini hazır ve nazır hissettiğinde yazıyor. Siz de öyle ya da böyle kendi zamanınızı kendiniz kurarak bir şekilde öyküyü bitirdiniz. Tomris Suyar da diyor ki, şimdi fazlalıkları atma zamanı. Çünkü Tomris Suyar iyi yazılmış bir öyküyü iyi yapılmış bir makyaja benzetiyor. Makyaj bittikten sonra makyajın fazlalığı şöyle bir alınır, süpürülür. Tomris Suyar da diyor ki, iyi bir makyajdan sonra fazlalıklar nasıl alınıyorsa iyi bir öykü yazıldıktan sonra da fazlalıkları temizlenmelidir. Çünkü unutmayın ki yazdığınız şey bir öykü ve anlatacağınız şeyleri en kısa yoluyla anlatmalısın. Tomris Suyar için birçok değerli şair birçok şiir yazdı.
O şiirlerden bir tanesi belki pek bilinmez ama Turgut Uyar'ın Bir Metin Nasıl Yazılmalı isimli şiiridir. Şiire şöyle başlar Turgut Uyar. Tomris için bir öykü yazılacaksa o öykü güzel bir öykü olmalı. Kendi verdiği deftere el yazısıyla, topraktan çıkarılmış bir el yazısıyla taze bir yazı. Gümüş para gibi eski ama güzel bir öykü nasıl yazılır? İşte bir soru diyor ve sonrasında bazı metaforlar öykü üzerinden Tomris Uyar'ı anlatıyor. Çok güzel bir şiir. Okumadıysanız okumanızı tavsiye ederim. Sizin okuyarak konuyu çok uzatmayayım. Heyecanını da kaçırmayayım. 40 yıllık sanat hayatı boyunca öyküden hiç vazgeçemeyen, kopamayan Tomris Uyar'ın öykü yazma tekniğini bildiklerim, okuduklarım kadarıyla anlatmaya çalıştım bugün size. Tomris Uyar'ın öykülerini henüz okumadıysanız lütfen okuyun. Tomris Uyar lütfen akıllarda sadece uğruna şiirler yazılan bir kadın olarak kalmasın. Kendisi çok iyi bir edebiyatçı. Çok küçük yaşta evlat acısı görmüş bir anne. Papirus ayakta kalsın diye kendi evinden çıkıp anneannesinin evine yerleşmiş bir yazar. Gerekirse yazıhanede çay demlemiş, oradan buradan tasarruf etmeye çalışmış bir yayıncı. İlk eseri Papyrus yazıhanesinde çıkan yangında kül olmuş bir talihsiz. Birçoğumuz gibi bu dünyaya pek de uyum sağlayamamış bir uyumsuz. Onu anlatabilmek, onunla ilgili şeyleri sizinle paylaşabilmek benim için büyük bir onur. Umarım severek izlediniz. Umarım bir katkısı, faydası olur size. Ben Tomris Uyar'ın tekniklerini her ne yazarsam yazayım, uygulamaya çalışırım. Çünkü onun edebiyatı olan aşkı, onun öyküye olan sevdası beni her zaman çok etkilemiştir. Yazı yazmaktan keyif alamadığımda ve yazamadığımda bu dünyadan gitmek isterim, bu dünyadan gideyim zaten diyen bir kadından bahsediyoruz. Umarım bizler de onun yolundan gidebiliriz. İzlediğiniz için tekrar çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.